kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği tarih olan 5 Aralık'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadın Hakları Günü kutlaması gerçekleştirildi. 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkını elde etmiş olmalarına rağmen, aradan geçen 76 yıla rağmen hala parlamentodaki kadın sayısı oranının %4 olduğunu vurgulayan kadınlar, bunun düzeltilmesi konusunda gayret göstermeleri gerektiğini vurguladı. Belediye önünden başlayan yürüyüş ile anıt önüne gelen kadın korteji, burada Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudu. Türk Kadınları Birliği Edirne Şube Başkanı Ayşen Tamergil'in yaptığı konuşmada Türkiye'nin dört bir yanından Edirne'ye gelerek bu mutlu günü birlikte kutlayan konuk bayanlara hoş geldiniz diyerek bu günü kendilerine armağan eden Atatürk'e saygılarını iletti. 5 Aralık tarihinin Kadın Hakları Günü olarak kutlandığını kaydeden Tamergil, kadınlar olarak hak ettikleri kazanımları elde edilmesi konusunda birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini vurguladı. Bu önderimiz Türk kadının evinde oturan, eşlik, annelik yapan bir birey olmasının yanında erkeğiyle birlikte ulusal bağımsızlık savaşında da özgürlüğünü kazanabilmek için ne büyük fedakarlıklar yapan, bu uğurda canını verdiğini gözlemleyen bir insan başka türlü hareket edebilir miydi? Atatürk anıtı önünde bu mutlu günlerini kutlayan Kıbrıslı ve Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş olan kadınlar duygularını mikrofonlarımıza aktardı. Bu bizler için çok önemli bir gün ve nerede olursa olalım muhakkak bugüne burada olmaya gayret gösteriyoruz her zaman. Çünkü biz biriz, Türkiye bir, bizler yavru vatan ve her zaman birlikte beraber olmanın mutluluğunu paylaşmak için buradayız. Ben de Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Şube Başkanıyım. Genel Başkanımız Süheyla Küçük Hanımefendidir. Onun da selamlarını getirdim buraya. O da bizim gibi Atatürkçüdür. Atatürk'ü çok seviyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Çok sağ ol. Ve o günden bugüne çocuklarımızı, kadınlarımızı eğitimde, sosyal hayata katılımda, siyasi hayattaki yerlerini daha çok sayıda yer almaya teşvik etmekteyiz. O yönde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bizim gibi Türk kadınlar haklarında da en önde olmaya çalışacağız. Herkese başarılar. Iğdır'da, Kars'tan Edirne'ye, Edirne'den Kars'a, şimdi Edirne'den Iğdır'a. Büyüdükçe büyüyoruz. Evet. Ne mutlu bize. Evet. Katılıyorum. Seyhan Tuna Mahallesi muhtarıyım aynı zamanda. Türk Kadınlar Birliği de Seyhan Şube Başkanıyım. Siyasette, parlamentoda hak ettiği yeri almasını istiyoruz. Ne mutlu kadınlara, ne mutlu bizlere diyoruz. Bizi ağırlayan Edirne Şubesi'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün Türk kadınına armağan ettiği bugün unutulması mümkün değil ve unutturmayacağız. Öte yandan kutlamalar sırasında bir kenarda oturup töreni izleyen ama gruba dahil olmaktan çekinen bir bayan vatandaşın söyledikleri de manidardı. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları da yazılı bir açıklama ile Kadın Hakları Günü'nü kutladı. Şeyinden ama dinlemek istiyorum. Peki oraya gitsen, dinleyeceğim. Sen gitmekten niye çekiniyorsun? Daha anlamıyoruz ki ne var, ne olduğunu. Kadınlar diye geldik burada, geldim çarşıya geldim ama merak ettim. Kadın bayanlar için olduğu için ben de oturup burada dinlemek istedim. İşlerine girsem hep misafirlerimiz uzaktan geldiğinin dikkatimi çekti. Onun için işlerine katılamıyorum. Ben Edirne'li olduğum için okudum elindeki posterleri. Hepsi misafirlerimiz, baş tacımız uzaktan geldiler diye sokulmak istemedim katılmak. Ama bayanların olduğu için dikkatimi de çekti. Dinlemek istiyorum.